Şiirlerle Büyüsün Çocuklar programından merhaba. Evet, bugün değil, bu akşam saat 19. 5 Aralık 2019 tarihinde yapmayı planlayıp 6 Aralık 2019 gece Buğday Cami'deyiz ve Ulu Önder Atatürk'ün çizdiği yolda, devrimlerinin yolunda ilerlemeye öğrencilerimizle birlikte, çocuklarımızla birlikte devam ediyoruz. Kadına, Türk kadınına Büyük Önder Atatürk'ün seçme ve seçilme hakkının verildiği gün 5 Aralık. Ve bugün burada ilk kez açılacak olan kadın temalı Cemal Tunceli'nin sergisindeyiz. Ve arkasından da Bent Şiir grubunun şiir dinletisi ve bu minik öğrencilerimizin ilk sahne deneyimlerini izleyeceğiz. Ardından da yanımda 2-3 programdır beraber proje yaptığımız, ülkemizi uzun yıllar yurt dışında temsil eden Sayın Soyhan Bilger'le beraberiz ve onun Salamis Kadınlar Korosu'yla beraber performansını izleyeceğiz. Ve yanılmıyorsam da güzel bir sürprizle bize kadınım diyecek. Ve siz şu anda göremiyorsunuz sevgili izleyiciler ama salonu başı dik Cumhuriyet kadınları doldurmuş durumda. Ben repertuarı biliyorum ama siz de ekranı başında izleyeceksiniz. Sevgili Soyhan Bilger'in Salamis Kadınlar Korosu'nu. Hocam burada çok yoğun bir hazırlık geçirdik. Sözü size versem başında, program başlamadan önce ne dersiniz? Tabii ki hay. Öncelikle vazgeçilmezlerimiz olan ve dünyanın en güzel renkleri olan kadınlarımız için ben de buradayım, ben ve korum da burada. Bizleri davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mausa Belediyesi'ne ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kalabalık, çok güzel bir program olacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum herkese, çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Hepsi zaten birbirinden güzel maşallah. Ne güzel. Evet, Şiirlerle Büyüsün Çocuklar izleyicileri karşımda bize gülümsüyor. Hocalarımız burada, Türksal hocamız burada, belediye meclis üyelerimiz burada ve Cemal Tunceri burada. Bugün aslında biz Ayça öğretmenle ve sevgili Aysa öğretmenle sergiyi hazırlarken band grubu olarak çok güzel bir şeye de tanık olduk aslında. Burada Buğday Camii'ni grup grup izleyen, gezmeye gelen turistler vardı ve sergiye ilgi büyüktü. Biz daha sergiyi hepsini oluşturmaya başlamadığımız halde yanımıza gelip Fransız grup vardı, Türkiye'den gelen ekipler vardı ve ilgilerini çekti karikatürler, rica ettiler, fotoğraflarını çektiler, paylaşabileceklerini sordular bize. Biz de çok mutlu olduk. Bu akşam da bu kalabalığı burada görmek bizlerin Atatürk ilke ve devrimlerinin yolunda, sanatın yolunda yürüme açısından bize hız verdi. Şiirlerle Büyüsün Çocuklar devam ediyor. Gelişim Akademisi ve Ben Şiir Grubu işbirliğiyle düzenlenen 5 Aralık Kadın Hakları etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada istediğimiz gibi konuşabiliyor, her alanda söz insan Atatürk'ün bizlere tanıdığı haklar sayesindedir. Bu vesileyle büyük Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle anmak istiyorum. Sizler için çok güzel bir gece hazırladık. Karikatür, çocuk, şiir ve müziğin buluşacağı inanılmaz bir gece bizleri bekliyor. Gecemizin açılış konuşmasını yapmak üzere Ben Şiir Grubu kurucusu, öğretmen, şair ve gecenin mimarı, sevgili arkadaşım Şirin Zafer Yıldız'ını buraya davet ediyorum. Sevgili misafirlerimiz, gecemize hoş geldiniz. Bent Şiir Grubu olarak kısa bir süre önce biz Yedi Kadın Sanat diyerek Atatürk ilke ve devrimleri yolunda yürümeye and içmiş, büyük bir çoğunluğumuzun da eğitimci olduğu bir grupla yola çıktık. Önce kendi şehrimiz,
Mausa'mızda farkına vardığımız, fark etmeye çalıştığımız ve altını çizmek istediğimiz dostlarımızla, sanatla, üretenlerle devam etmek istedik. Ve bugün çok mutlu ve gururluyuz. Uluslararası arenada tanınmış büyük üstad kalemiyle, küçücük bir çizgiyle bütün dünyayı anlatmış, önemli mesajlar vermiş ve bugün de tırnak içerisinde kadın teması diyerek bir sergi hazırlanmış. Sevgili Cemal Tunceri, bizleri şereflendirdiği için, bizlerle işbirliği yaptığı için, bizlerle yol aldığı için ona gönül dolusu teşekkür etmek istiyorum sizlerin karşısında. Bu bir ilk etkinlik ve buradan Gazi Mausa Belediyesi çalışanlarına, Mausa Gelişim Akademisi çalışanlarına beraber işbirliği yaptığımız için, büyük bir aile olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Ve minik öğrencilerim var. İlk kez büyük bir kalabalığın karşısına geçip sizlerin gözünün içine bakarak minik minik şiirler okuyacak sizlere. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar da bazı şeylerin bizlerle beraber farkına varıyorlar. Biz bugün sergiyi hazırlarken gerçekten çok etkilendik. Ve gruplar halinde bugün Buğday Camii, Mausa'mızı ziyaret eden turistler vardı. İlgimi çekti. Bugün çok yoğundu. Buradaki çalışan arkadaşa sordum, bu hafta böyle mi? Ne kadar zaman var böyle? Büyük bir, uzun bir zaman var daha doğrusu. Buğday Camii'nin sık sık ziyarete gelindiğini, ilgi odağını olduğu söylendi. Bundan da büyük bir mutluluk duydum. Gelen turistlerle sohbet ettik. Bazıları bize asmamız için yardım ettiler. Yabancı turistler fotoğrafını çekmek istediler. Sergideki karikatürlerin izin istediler, izin verdik. Paylaşabilir miyiz dediler. Cemal Bey hakkında bilgi istediler bizden. Ve sergi açılmadan bir anlamda hedefine ulaştı diye düşünüyorum ben. Siz de göreceksiniz, az sonra izleyeceksiniz. Çok anlamlı şeyler ve Kıbrıs Türk kadını özellikle sözlerimi böyle tamamlamak istiyorum ben. Anadolu'da büyük lider Atatürk, Atatürk ilke ve devrimlerini başlattığı anda Kıbrıs Türk kadını bu minik adada Atatürk ilke ve devrimlerini ilk uygulayanlar oldular. Biz onların çocukları ve torunlarıyız. Kıbrıs Türk kadını adına saygıyla onların önünde ben eğiliyorum. Cumhuriyetçi Türk kadınlarına selam olsun. Evet, nice etkinliklerde buluşmak üzere. Teşekkür ediyoruz. Karikatür birçok sözcükle anlatabileceğimiz duygu ve düşüncelerimizi çizimlerle kısa, net ve çarpıcı bir şekilde anlatan çok özel bir sanat dalı. Bu sanatın adamızdaki en önemli ve özel isimlerinden Sayın Cemal Tunceri de bu akşam aramızda. Kendisine ait kadın karikatürlerinden oluşan çok özel sergisinin açılışını yapmadan önce birkaç cümleyle duygularını paylaşmasını, bizlerle paylaşmasını rica ediyorum. Buyurun lütfen. Saygıdeğer misafirler, bu akşamki etkinliğe ve karikatür sergime hoş geldiniz. Bu benim 5. kişisel karikatür sergim. Daha evvel Mersin Arkeoloji Müzesi'nde buna benzer bir kadın sergisi yapmıştık. Ancak Kıbrıs'ta söyleyebilirim ki ilk defa sırf kadını hedef alan bir sergidir bu sergi. Kadın karikatürler sergisi. Niye kadın diyoruz veya niye kadın karikatürleri diyoruz? Çünkü zamanımızda insanlar uygarlaştık sonra kadına verilen değer artacağına son zamanlar siz de şahit oluyorsunuz. Gittik sonra kadına taciz, efendime söyleyeyim cinayetler, yani velhasıl kadına kötü muamele yapılması artmaktadır dünyada. Ve biz bunu önceliğimize aldık. Niye kadınlar
daha rahat, daha değer verilir değil. Niye taciz ediyoruz? Niye öldürüyoruz? Yani bu çağda bunları duymak bile çok büyük bir ayıp. Gerçi bizim ülkemizde o kadar yüksek rakamlarda olmasa bile bu olaylar dünyaya baktığımızda hızla artmaktadır. Yanı başımızdaki ülkelerde çok daha da artmaktadır. Bizim amacımız kadına şiddeti engellemek ve bir bilinç oluşturmak, çizgiyle bunu eleştirmektir. Kendi serimde yaklaşık 55 adet A3 boyutunda renkli evrensel anlamda, yani çağdaş karikatür anlamında yazısız karikatür ne oluşuyor? Biraz da karikatürden bahsedeyim isterseniz sizi yakalamışken. Niye karikatür çiziyoruz biz? Yani karikatür nedir? Karikatür bir mizah çeşididir. Ama çizgiyle yapılan bir mizah çeşididir. Nasıl ki müzisyenler notalarla kendini ifade eder, ressamlar renkleriyle kendini ifade eder, karikatüristler de çizgiyle kendini ifade ederler. Birçok karikatür çeşidi var. Yani bugün piyasada dolaşan, ama bunların içerisinde en değerlisi evrensel tarzda çizilmiş karikatürlerdir. Yani evrensel tarz ne demek? Evrensel, din, dil, ırk ayrımı olmadan çizilen, balon içerisinde yazı yazılmayan, sadece düşündürmeye yönelik olan karikatürlerdir. İzleyeceğiniz karikatürler de %90'ı öyledir. Yani evrensel karikatür. Sadece balon içerisinde ifade yok, resim gibi olan karikatürlerdir. Grafik ve düşündürme ön plandadır. Karikatür orta çağdan beri vardır. Ama daha basit şekillerde günümüze gelmiştir. Örneğin orta çağda kralları veya diğer liderleri eleştirmek için karikatürler ilk defa kullanılmıştır. Mesela kralın burnu uzunsa biraz uzatarak, kulakları biraz farklıysa kulağını uzatarak bu şekilde başlamıştır. Daha sonra Rönesans'la birlikte karikatür gelişmiştir. Ve ancak tabii yine evrensel karikatür çizilmiyordu o zaman. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sven Steinberg diye bir Rumen göçmen Nazi zulmünden kaçıp Amerika'ya sığınır ve orada evrensel karikatürü başlatır. Dediğim gibi evrensel karikatürde güldürmek daha sonraki plandadır. Düşündürmek ön plandadır. Bunu düşünürken de insanın iç benliğine iniyor, beynini zorluyor ve anlamaya teşvik ediyor. Halbuki yazılı karikatürde, balon içerisinde karikatürde çizgi ön planda değil, çünkü yazı önüne geçmiştir. Yazıyla güldürmeye çalışıyor. Bugün piyasada çok böyle dergiler var. Onlar da güzel tabii, onlar da bir sanat, ama en değerlisi, uluslar arasında itibar kazanan karikatürler, yazısız olan, balon içinde bir şeyler yazmayan karikatürlerdir. Ben ve benim derneğimdeki elemanların çalışma tarzı da esasında evrensel karikatür modelidir. Bugün Kıbrıs Türk karikatürü çok iyi bir noktadadır. Belki herkes ilgilenmez ama onu söyleyeyim sizi yakalamışken. Diyebilirim ki birçok dalların önüne geçmiştir karikatür. Siz düşünebilir misiniz? 5 tane sanatçı arkadaş, bakın, 1986'da bir dernek kurar ve yaptığı özgün çalışmalarla FECO'ya üye olabiliyor. Bakın, biz FECO'ya üye olduğumuz zaman daha İtalya ve Fransa üye değildi. Yani gücünü görün, bu 5 arkadaş kendi başlarına ülkemizi temsil ettiler ve dünyada Kıbrıs Türk karikatürünün çok büyük bir yeri vardır. Tekrardan ben o arkadaşlara
nezdinizde teşekkür ederim. Böyle güzellikleri yarattıkları için ve ülkemizi tanıttıkları için. Evet, fazla uzatmak istemiyorum. Karikatürü herkes tanısın. Biraz evrensel karikatürü. Bundan sonra daha fazla dikkatli baksın karikatüre. Görecekler ki çok büyük sırlar saklıdır. Verilmek istenen ifadeler saklıdır. Ve çok gizli, büyük bir sanat saklıdır karikatürde. Karikatür deyip geçmeyelim yani. Çocuklarımızı da özendirelim. Çünkü en büyük tehlike arkadan karikatürcü gelmiyor. Yani bizim en gencimiz tahmin ederim 40-50 yaşındadır. Arkadan gelmiyor. Ufak tefek çalışmalar var. İnşallah onlar daha da gelişir ve çocuklarımıza bu güzel sanatı öğretebiliriz. Siz fazla tutmayın ve sergiyle baş başa kalın. Hoş geldiniz. Evet, Sayın Hocam'ın da dediği gibi şimdi sizleri karikatür açılışına, karikatür sergimizin açılışına davet ediyorum. Ben şiir grubunun kadınlarının gerçekleştireceği açılışı şöyle bir gezmenizi mutlaka tavsiye ederim ama daha fazlası sergimiz bir hafta boyunca açık kalacaktır. Gelip böyle vakit ayırıp güzelce incelemenizi tavsiye ederek sizi buraya alıyorum. Buyurun lütfen. Değerli konuklar. Programımıza devam edelim. Daha sonra bir hafta boyunca sergimiz açık olacaktır. Gelip karikatürleri güzelce inceleyebiliriz. Hatta sevdiklerimizi getirip onlarla da paylaşabiliriz bu güzel çizimleri. Mausa Gelişim Akademisi'nde 5 yıldır çalışmalarına Şirin Zafer Yıldız'ı eşliğinde devam eden şiir çocukları bizler için çok güzel bir şiir dinletisi hazırladılar. Şimdi onları sırasıyla ve alkışlarınızla tabii ki sahneye davet etmek istiyorum. Buğlem Gökşin. Buğlem, seni buraya alalım. İzem Sarıgül. Ada Kahraman. Su Kahraman. Toprak Kahraman. Elay Bitirim. Defne Altındemir ve Asya Uludağ. Küçük yüreklere büyük alkış. Bilmiyorum kim olduğunu.
alkış daha lütfen. Sırada Bent Şiir Grubu'nun küçük bir şiir dinletisi var. Bizler Şirin Zafer Yıldızı'nın desteğiyle yaklaşık bir yıl önce bir araya gelip ilk etkinliğimizi gerçekleştirdik. Kadınlardan oluşan grubumuzun çalışmaları devam ederken, kadın elinin değdiği her şeyin güzelleştiği düşüncesiyle bu gecede de yer almayı çok istedik. Tabii ki bize böyle bir gecede düşen görev Kıbrıslı kadın şairlerin şiirlerini sizlerle paylaşmaktır. Şiirlerimizi bu yüzden Kıbrıslı kadın şairlerden seçtik. Şiirlerimize bu akşam bize müzisyen arkadaşımız sevgili Şevkat Sağlamer de müziklerle eşlik edecek. Şimdi band grubundaki arkadaşlarımı davet etmek istiyorum huzurlarınıza. Sevgili arkadaşlarım Şirin Zafer Yıldızı tabii ki kendi şiirlerini paylaşmak üzere buraya geliyor. Sevgili Ayça Sönmez'i Filiz Naldöven'in bir şiiriyle dinleyeceğiz. Yeliz Hoşgörü, Fera Altok seslendirirken izleyeceğiz. Ve ben Faize Özdemircilerin dizeleriyle sizlere sesleneceğim. İyi dinlemeler. Aşk beni yıka. Kırmızı küpte, o daracık avluda. Kıvırcık saçlarımı aç. Yeşil sabun sık tarakla. Annem, aşk ve bir daha. Aşk beni yıka. Uyuduğum kirleri, kuytu yerleri, kayıp ovada, düş ağacında. Sesini yağ kafesini kur, ağıdını at. Sesin hırpalanmış bir yargıdır, at. Yüreğinden ağzına gelen yerde ruhumu ayır, dağıt, ertele. Gücenme zamana. Arasındayım zarfı. Aç, sevin. Nar dillendir, kına yak. Aşk beni yıka. Onar o girdapta. Gidiyorum hem batık su gemisine. Çıkarmalıyım oyuncağı kara sandıktan. Kötülüğe gömülen akıl, çekil. Gemiyi görecekken tuz gölü içim, tuz gölü ak bana, dur beni ak artık, tutar ruhumu beddua. Aşk beni yıka. Tanrım, aşk geliyor, çöl çıkıyor denizden. Ah, hala bilmiyor çocuk, kırılır elbet o küp, o esrih kade. Anne hala bilmiyor. Annem, aşk ve bir defa. Dokun bana nihavet şarkılar dilinde. Dokun ellerime, yüreğime, bedenime. O ilk dünyaya açılan çığlık dilinde. Eser yel kasırgalara çalar. Vurur yıkar maviyi. Deli deli taşmak, coşmak, yaşamak yeşile yakın. Dokunmalısın insanlığıma, hele ki duygularıma. Bırakırsan ıslak, yasemin kokulu bahar heyecanlarında, hiç öğrenemem dokunmayı şiirlerin mısralarına. Önce kan sudan dokun, kömürleşmiş yüreğimin ince toprağında büyümeyecek attığın birkaç tohum. Sonra titrek ışıkların gölgesinde dokun kemanın tellerine. Bir bölüm çal, çifte telliden, bekriden, coşalım Akdeniz aşkta diye. O zaman başak başak sevgi yükü ellerde, yağmurun dilinde, güneşin gözüyle dokun. Martıların özgürlüğü taşıyan kanatlarının ahenginde. Yaprak dökümüne uğramadan bedenlerimiz, sevdalara hasret, susuz barışa, gülümseyen yüreğinle defalarca dokun. Uçuralım sevgiden şişme balonları, kardeşlikten yana uçurtmaları. Açılsın pencerelerimiz aydınlık göklere ve biz o göğün altındaki adalılar haykıralım umut dolu şarkılarımızı.
benim hüzün yurdum. Nereden baksam baktıkça kanayan yaralar. Bakmasam masumsun sevdiğim. Yüzümde uzayan yollar kadar. Perdeler hep açıktır artık. Kapının gözleri dargın. Bir umut kendine dalar. Deşer bir kuş kanadı, yarılır yarasından karanlık. Bir ateş düşer aşka benzer, aşka benzer bir ateş. Çünkü yaktıkça söner. Eylül, ah benim hüzün yurdum. Yolcu seni sanmıştım. Bana kanatlar taktın, dilime mühür vurdun. Eylül, bir bir diniyor ağrılarım. Ah çok korkuyorum. Yara ördü kozasını, durdu dilden kalbe iç kanama. İhtimali yok bir aşka kadar, kapandı damarlarım kan bağışına. Gidiyorum tövbe yüklü adımlarla gün batımına. İçeriden dışarıya akan bir yabancılıktı balkon. Bir devrim komedisi, bir cılız ayaklanma. Yüreğim acırdı çiçeklerimi sulayamamaktan, yırtık sözcükleri fısıldamaktan, dudaklarım paramparça. Bir muhabbet kuşu sekerdi kaldırımlarda. İstediği saatte gelir, kalmasını beklerken giderdi. Mevsimler geçerdi üstümden, ekimler, kasımlar. Aylar ve günler ve kırmızı güller. Tekrar gelir, annemin dediği gibi puşt ederdi şiirimi. Bir çocuk uyanırdı falın en güvercinli zamanında. Her an bir yıldız inecekmiş gibi gökyüzünden sonuna kadar açardım pencereleri, perdeleri. Oynak bir hava çalınırdı uzakta. Umut gelirdi ufak ufak, gözlerini süze süze. Tek tek basarak ayaklarının ucuna. Yenilmek mi? Henüz değil. Belki sonra. Şehirlerin cinsiyeti olduğuna inanırım. Lefkoşa bir kadın. Uzun yıllar var Mausa'dayım. Mausa'nın da bir kadın olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Geçirir mi Lefkoşa'nın dar sokakları ayak seslerini? O zaman son bulur mu yalnızlıklarımız? Duyulur mu arka sokaklarından Lefkoşa'nın, çocukların bayram sevinci çığlıkları? O an bitebilir mi özlemlerimiz? Verir misin Lefkoşa, hurma ağaçlarında takılı kalan Temmuz gözyaşlarımızı, yağmalanan insan yüreğimizi geri verir misin Lefkoşa? Kopardılar yaseminleri, kokularını yollara saçtılar Mersin dallarının. Festikan dolu saksıların açıldığı pencereleri arar olduk Lefkoşa. Uzaklardan seslensek duyar mısın, anlar mısın Lefkoşa? Sever misin yeniden, bekler misin Lefkoşa? Taksak gelin tellerini, tebriklerimizi kabul eder misin? Yine eskisi gibi çifte telli oynar mısın? Salın Lefkoşam, ispatla tüm kadınlığınla doğurganlığını. Evet, bu güzel dizeleri bizlerle paylaştığınız için, bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Sırada Şef Soyhan Bilger eşliğinde 6 yıldır çalışmalarını sürdüren, alternatif şekilde şarkıları yorumlayan muhteşem kadın sesler var. Mausa Salamis Kadınlar Korosu'nun değerli üyelerini alkışlarla buraya davet ediyorum. Thank you.
Yeah.
Gözlerimde canlanınca
Hayatın bir tek anı sensiz olmaz.
Neredesin sen? Kimdesin sen?
Yoksa mutlaka gelmek istediğini belirtmişti.